Bir cumhuriyet kurumu olan Diyanet bu gerçekle de en kısa sürede yüzleşmeli, yeniden yapılanmalı, laiklik ilkesine uygun ve tüm inançlara eşit mesafede hizmet veren bir kuruma dönüşmelidir. Bütün dinlere eşit mesafe dediğiniz zaman diğer dinlerle uyum sağlayabilirsiniz ama İslam diniyle uyum sağlayamazsınız. Yani sizler bütün dinlere eşit mesafe, kim bu kontrolü sağlayacak? Laik sistem. Yani izzet laik sistemin elinde, sopa laik sistemin elinde, herhangi bir şekilde nizam laik sistemin elinde. Kimi idare edeceksiniz? İslam'ı mı idare edeceksiniz? İslam'ı mı düzenleyeceksiniz? Şimdi böyle bir şeyi bir Müslümanın kabul etmesi düşünülebilir mi? Yani sizler satılmış bazı hainleri sistem tarafından ele almış olabilirsiniz. Onları yönetiyor olabilirsiniz. Ama samimi bir şekilde Kur'an'a ve sünnete uymuş, bilinçli bir hale gelmiş, bilinç sahibi, basiret ve feraset sahibi olmuş insanları herhangi bir şekilde bu sözlerinizle aldatamayacaksınız. Aldatamıyorsunuz da. Şimdi sizler laik sistemle bütün dinlere eşit mesafe olmayı bir defa sağlayamayacağınızı bilmiyorsunuz. Bilmek istemiyorsunuz, işinize gelmiyor. Nasıl olacak mesela bütün dinlere eşit mesafede? Gerçekten samimiyseniz bırakın bakalım İslam dinine göre her türlü düşünelim, her türlü söyleyelim, her türlü konuşalım, her türlü amel edelim. O ki bizim dinimize de eşit mesafedeyseniz, hoşgörüyle yaklaşıyorsanız, özgürlükle yaklaşıyorsanız, bırakın da biz de dinimize göre, kitabımıza göre, kitabımızdaki ayetlere göre, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre konuşabilelim. İnsanlar apaçık bir şekilde bunları anlatabilelim. Kurumlaşalım. Ya arkadaş, Altındağ bölgesinde insanlar bir mescid açtı, mescid. Sizler o mescidi ne yapalım, ne edelim de bir an önce kapatalım diye dünyayı ayağa kaldırdınız. O insanlar şu an dışarıdan görüldüğü zaman mescid olarak bile belli olmayan böyle kuytu bir yer bulup oralarda insanlar ibadetlerini yapmak zorunda bırakıldı. Bu mu sizin dinlere eşit mesafede? Yani sizler örnek söylüyorum bizlere Vahabi din, Selefi din size ne? Sizler bütün dinlere eşit mesafede olmayı din özgürlüğünü sunuyor musunuz? Sunuyorsunuz. Ya bizlerin de inancımıza göre bir yer açmamıza, bizlerin de inancımıza göre amellerde bulunmamıza, dinimizi yaşamamıza ne yapmanız lazım? Özgür bırakmanız lazım. Şimdi sizler utanmıyor iseniz, eğer sizler yüzsüz iseniz, eğer sizler bu konu hakkında ar etmiyor iseniz sizlere söyleyecek hiçbir şey kalmamıştır. Sizler zaten kaybedeceğinizi kaybetmişsiniz. Bütün insanlar özgür bir şekilde cumalarını, bütün insanlar özgür bir şekilde 5 vakit namazlarını kılmaya özgür bırakılıyor ki camilerinizi bile zar zor doldurabiliyorsunuz. Yani gidin de bakın bakalım sabah namazına kaç kişi var? Sayabileceğiniz kaç kişi o camilerde var? Dolduramıyorsunuz çünkü samimi değilsiniz. Bunu daha önceden de anlattık. Sizin camileriniz bu topluma bir şey vaat edemiyor. Bu topluma gerçek dini anlatamadığından, samimiyetsizliğini, ikiyüzlülüğünü gösterdiğinden toplum sadece üzerinde olan bir vazife olarak o vazifeyi sunmaya çalışıyor. Allah subhanahu ve teala işte kabul etsin. Allah affetsin. Allah bizden razı olsun babında camilerinize gidip geliyorlar. Yoksa sizler o camilerde bu toplumu irşad edemiyorsunuz. Siz gidin bakalım bugün camilerinizde öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazında kaç kişi sayabileceksiniz? Sizler cumadan cumaya gelen bir toplum var. Onu da siyasi bazı amellerinize alet ediyorsunuz. İnsanları farklı farklı yönlere yöneltiyorsunuz. O insanlar da zaten dediğimiz gibi kendi vicdanlarını susturmak için bir nevi o camilere geliyor. İşte bazı kandiller uydurmuşsunuz. Onlar da bidat olan kandiller. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle bir alakası olmayan kandiller. O kandillerde de toplumu camilere kilitliyorsunuz. Camilere çağırıyorsunuz. Toplumda kendi bildiğin günah çıkartmak gibi camilere geliyorlar. Günahlarını çıkarttıklarını ve artık o bütün yıl boyunca bütün günahlara girebileceklerini düşünerek camiden böyle kuş gibi uçarak ayrılıyorlar. Türkiye'de yaşanılan din işte bu kadar. Ama öldükten sonra gerçeğe uyanmak gerçek manada bir insanın bugün Türkiye toplumunun yaşayabileceği en büyük şok olacak. Kabire girdiğimiz zaman, gerçekler bize anlatıldığı zaman Türkiye'deki yaşadığımız hayatın ya da dinin gerçek olmadığını, bizlere uydurulmuş bir dini, İslam'a uymayan bir dini, sistemin ayarttığı bir dinin anlatıldığını o zaman öğrendiğimizde her şey için çok geç olacak. Allah subhanahu ve teala topluma uyanmayı nasip etsin. Laik sisteminiz İslam dinine eşit mesafede olamaz. Eğer olur ise laik sisteminiz olamaz. Yani ya laik sistem konusunda karar kılacaksınız ya İslam konusunda karar kılacaksınız. Bugün nasıl o zaman laik sistem varken İslam yaşanılabiliyor denildiği zaman laik sistem İslam'ı sadece istediği şekle sokup İslam dini budur diyerek insanlara uyutarak, insanlara
İslam olmayan başka bir sistemi İslam diye tanıtarak, İslam diniyle bağdaşmayan kural ve kaideleri işte bu da İslam'dır diyerek ne yapıyor? Toplumu uyutarak, İslam dinini yaşattığını düşündürerek onları ne yapıyor? Afyonluyor, uyutuyor. Aksi halde İslam olursa laik sistem, laik sistem olursa İslam olmaz. Özetle bugün laik sistem var, ortada İslam yok. İslam dinini yaşamaya çalışan, mescitleri aşmaya çalışan ve bunu Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine göre yapmaya çalıştığından dolayı baskılar altında mescitleri kapatılan, belli bir yere böyle itilen ve dışarıdan görüldüğünde herhangi bir şekilde mescit dahi olduğu belli olmayan yerlerde namazlarını kılmaya, ibadetlerini yapmaya, bayram sevinçlerini yaşamaya çalışan bir topluluk var. Allah subhanahu wa ta'ala onlardan razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala onları zayi etmesin ve bu sistemin şerrinden de muhafaza etsin.